Allah. Ne zaman kabulleneceksin bu gerçeği? Gerçekten. Ben Yaman'ı seviyorum. Seni hiçbir zaman sevmedim, sevmeyeceğim. Sok bunu o kalın kafana artık. Kes sesini! Ben Yaman'ı seviyorum. Kes sesini! Dur artık abiciğim. Durmak zorundasın. Ne yapacağımı bana söyleyemezsin lan. Ne yapacağımı bana söyleyemezsin. Boşuna uğraşma. Anla artık. Ben olamazsın. Sen kimsin lan? İşte sen de olamazsın. Sen kimsin lan? Senin olan her şey benim lan. Benim lan. Benim. Doktor, hadi gel geri sayıyoruz. Oldu mu o kadar ya? Oldu, olmaz mı? Bakıyorum. Aynen. Say. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sevgilim sensiz kurtlar, bu gece tüm aşıklar çok yalnızlar, ellerinde yıldızlar bekliyorlar, bizim için bir şarkı çal. Mutlu yıllar, mutlu yıllar sevgilim sensiz kurtlar, bu gece tüm aşıklar çok yalnızlar, kalplerinde umutlar bekliyorlar, bizim için bir şarkı çal. Sesim yetmez, çıkmaz sana yollar. Güneş doğar, güneş batar, kayıp bize yıllar. Şarkı susarsa bir gün yine başlar. Kim bilir bir gün güneş yine bizim için doğar. Mutlu yıllar, mutlu yıllar sevgilim sensiz kurtlar, bu gece tüm aşıklar çok yalnızlar, kalplerinde umutlar bekliyorlar, bizim için bir şarkı çal. Mutlu yıllar sevgilim sensiz kurtlar, bu gece tüm aşıklar
bizim için bir şarkı çal. İlk döneceğiz abisi. Hep beraber öleceğiz. Hep beraber öleceğiz. Yaman. Rüya.
Nereye gidiyorsun? Rahat bırak beni. Rahat bırak git. Nereye gidersen git. Kendinden kaçamayacaksın. Biliyorsun değil mi? Sen katil oldun Alas. Senin yüzünden lan. Katil oldun. Senin suçun. Katil oldun. Senin suçun. Rüya. Rüya ne oluyor Rüya? Rüya. Ölüyor. Ölüyoruz. Senin yüzünden. Senin suçun. Ölüyor. Nefret ediyorum lan senden. Nefret ediyorum senden. Kendimden nefret ediyorum. Kendimden nefret ediyorum. Ne oluyor be? Yavaş ya. Cesur. Alas. Ne işin var senin burada? Ne istiyorsun Alaz, ne? Ne oldu? Seni. Dur. Dur. Alaz dur. Sakin, ne yapıyorsun lan sen? Dur! Durmazsam bıçağı boynuma saplayacak mısın? Dene de gör istersen. Allah dur! Dur, iyi değilsin git. O zaman iyileşmeme izin ver. Ben senin yarabandın değilim. Sok onu boğazıma bitirişime. Ya da bu oyunu bitirelim. Rüya.
Rüya. Rüya iyi misin? Rüya dur, ne oluyor? Rüya ne oluyor? Rüya çıkaracağım buradan bizi, tamam mı? Dayan biraz daha. Bak. Serhan. Serhan, Ali... Ali gelmedi. Yani dün biliyorsun Ece'yi görmeye geleceği için söz vermişti. Sözünü de tutar. Neslihan'cığım. Önce dedesinden okkalı bir tokat yediği için evden giden... ...ve bu saate kadar hala gelmeyen oğlumuzu bulayım. İzninle. Sırayla, tamam. Alaz yok mu? Önce kendim çıkacağım ki seni çıkarabileyim, tamam mı? Güven bana. İkimiz de çıkacağız bu arabanın içinden, tamam mı Rüya? Rüya, Rüya bak. Benle kal, tamam mı? Hep beraber öleceğiz. Alas.
Hop! Alo! Ne işin var lan senin burada sabah sabah? Eşelenecek başka yer bulamadın mı? Alo! Kime diyorum oğlum ben? Lan sen yoksa gece bizde mi kaldın lan? Lan oğlum bir şey soruyorum lan sana, cevap versene bana. Alo! Ne işin vardı lan senin burada? Alas! Bu kadar yanlışımın içinde tek doğrum sen olamazdın Asi kız. Özür dilerim. Asi! 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 Ne işi vardı o a**manın burada? Asi! Sana diyorum! Ne oluyor Asi? Asi iyi misin? Asi! Bak kızım delirtme beni bak! Bak gider keserim o herifi Asi! Bak bir cevap ver bana! Asi tamam. Hadi bir çık bir konuşalım Asi hadi! Hadi güzelim! Hadi bak tamam ben bekliyorum seni burada! Hadi kızım! Hadi Asi bak bekliyorum hadi! Alo. Alas. Neredesin oğlum sen? Niye açmıyorsun telefonunu? Baba. Baba ben her şeyi mahvettim. Ağlıyor musun sen? Her şey bittim baba. Nefret ediyorum kendimden. Alas ne oluyor? Ağlamadan anlat. Ne oldu? Öldürdüm onları baba. Ne? Katil oldum. Kime? Oğlum. Ne saçmalıyorsun sen? Kimi öldürdün? Rüyayla Yaman'ı. Ne? Üstlerine sürdüm arabayı. Öldürmek istedim onları. Ölmek istedim. Ama her zamanki gibi bunu da beceremedim. Onlar öldü. Ben hala hayattayım. Sakin ol. Neredesin? Yanına geliyorum. Emniyete gidiyorum baba. Teslim olacağım. Hayır saçmalama. Sakın. Önce konuşalım sonra. Bitti baba. Bitti. Konuşacak hiçbir şey kalmadı artık. Alas neredesin oğlum? Nerede olduğunu söyle bana. Baba seni seviyorum. Özür dilerim. Alas kapatma sakın. Allah kahretsin. Serhan, Alaz'dan haberin var mı? Açmıyor. Benim telefonlarımı da açmıyor. Ali de açmıyor. Serhan, içimde çok kötü bir his var. Ya yılbaşı gecesiydi. Kim bilir nerede açtılar gözlerini. Ayılınca ararlar, merak etme. Panik yapacak bir şey yok. Sen nereye? Hastaneye, toplantım var. Alaz ararsa ararsın beni, değil mi? Neslihan, ben şu anda hastaneye doğru geliyorum. Önemli değilse ben vardığımda orada konuşuruz istersen. Dur kapama. Ali yanında mı? Yok. Bana mı gelecekti o? Yok, dün gece eve de gelmedi. Telefonlarını da açmıyor.
Yani Ece'ye söz vermişti. Sözünü tutmamazlık etmez. Ya biliyorum, bana da söyledin. Ve Rüya ile beraber eğlenceden ayrıldılar. Rüyada mı dönmemiş eve? Bilmiyorum. Sen onu bir ara da bana bir dön. Tamam, tamam. Esen. Alaz evde mi? Alaz, hayır, neden? Ne ilgisi var ki Alaz'la? Yok işte sordum, bir ilgisi yok, belki o biliyordur diye. Neyse, sen bir ara da bana dön, olur mu? Tamam, tamam. Söz veriyorum sana. Sana söz veriyorum, çıkaracağım seni buradan. Rüya. Söz neydi? Söz bizim kırmızı çizgimizdi, değil mi? Değil mi? Değil mi? Bak, ben sana söz veriyorum, çıkaracağım bizi buradan. Rüya gelmiştir de seni böyle görmüştür ya. Neslice. Günaydın Şebnem. Günaydın tatlım. Mutlu yıllar. Sana da. Rüya evde mi acaba? Telefonu kapalı. Ali ile beraberler mi, onu biliyor musun? Ay, hiç sanmıyorum, gelmiştir diyormuyorum ama. Dur bir saniye can. Rüya. Rüyacığım, bak Neslihan teyzen Yaman Ali'yi merak etmiş. Nesli? Rüya da... Yok, evde hatta hiç gelmemiş. Hiçbir şey söylemedi mi? Hayır, söylemedi. Hiç böyle bir şey yapmaz ya, yani haber vermeden. Nesli, bunların başına bir şey gelmiş olmasın? Tamam Şebnem, tamam, telaşlanma sen. Onlar Asilerle beraberlerdi. Herhalde sabahladılar. Ben bir sorayım, sonra seni ararım, tamam mı? Tamam tatlım, çok sağ ol. Rüya da eve dönmemiş. Asileri yoklayabilir misin? Allah'ım yardım et, bir şey olmasın çocuklara. Asi, bak benim sabrım kalmadı güzelim. Ne oldu? Ne dediniz siz dün gece? Burada mı kaldı? Bak sakın bana saçma sapan bir şey yaptık deme. Ne olur bana kafayı yedirtme Asi. Seninle ne alakası var Cesur? Sen niye yiyorsun kafayı lan? Sana ne? Ne demek lan sana ne? Ne demek sana ne kızım? Kardeşinim lan ben senin. Kardeşinim ya lan ben senin. Benim kardeşim ne zaman eve adam atar oldu lan? Attığın adam da adam olsa bari be. Seni ilgilendirmez, uzatma. Bak Asi, delirtme beni ne olur bak. Tamam, tamam, pardon, tamam, gel bir oturalım. Bir oturalım, bir konuşalım, bir sakin kafayla bana bir anlat ne olur bak, ne oldu? Ne oldu, zorladı mı seni? Zorla ilaç falan mı içirdi sana? Ne oldu kızım? Bak korkmana gerek yok, saklamana gerek yok güzel kardeşim. Sen yalnız değilsin, tamam mı? Senin aslanlar gibi kardeşin var burada. Saçma sapan konuşma, zorla bir şey olmadı. Neden o zaman? Ne lan o zaman? Ne lan o zaman? Ne? Alaz lan bu, Alaz ciğeri beş para etmez herifin teki lan. Durdun Alaz mı Asi? Bu kadar mı kaybettin kendini kızım? Lan sana ne lan, sana ne? Namus bekçisi mi kesildin lan sen başıma, sana ne? Ulan utanmıyorsun da. Hadi benden utanmıyorsun, beni s- zaten kendinden de mi utanmıyorsun be kızım? İtin önüne kemik gibi attın kendini ha, o kadar mı yani? Düzgün konuş lan. Düzgün konuş, ağzını burnunu dağıtırım senin, bir doğru konuş lan. O herif o gece haplıydı kızım, haplıydı. Ya bir dünyaydı kafası. Acaba yediği hatları hatırlayacak mı? Ah be zekalı. Ah be kızım be. Sen mi de o herif sana aşık oldu falan mı zannettin ya? Ne ara unuttun bize ettiklerini be kızım?
Sen Çağla'nın sana köpek çektiği günleri nasıl unuttuysan... demek ki ben de unuttum Cesur. Asi, bak eğer Yaman'ı unutmak için bu herife yanılıyorsan çok büyük hata... Yeter! Yeter! Benim kimseye verecek hesabım yok. Kes sesini, sus! Eyvallah. Sen kimseye hesap verme benim güzel kardeşim. Ben ille sorarım o hesabı. Duvar bile olsa onu söpardı. Sen ilgili değil yani, sakin. Soyunu saldığım ne belaymışsın ya. Efendim doktor. Cesur. Yaman sizinle mi oğlum? Yok, Yaman mamam burada. Ne oldu? Dün akşam eve dönmemiş. Şeydi, rüya da yok ortalıkta da, o yüzden bir sorayım dedim. Vallahi doktor, ben bu ara kimsenin aşk hayatına yetişemiyorum yani. Herkes almış başını, yürümüş, uçmuş, gitmiş. Bir biz olduğumuz yerde patinaj çekiyoruz yani. Ne diyorsun oğlum sen? Bilmiyorum diyorum ya, bilmiyorum, bilmiyorum. İşte bilmiyorsan... Bilmiyorum de, ne anlatıyorsun ki? Allah Allah. Ulan önüne gelen de bize ayar kayıyor ya, iyi mi? Hadi bin şu arabaya. Baba bırak, desin bulacağım, iyi gün olamazsın. Seni. Bir kere de baba sözü dinle, tamam mı? Bir kere de baba sözü dinle. Hadi oğlum. Bin arabaya. Sen de şu arabayı hallet. Tabii Serhan Bey. Bir haber var mı? Ben de aramaya çıkıyorum şimdi. Allah'ım çıldıracağım ya. Nerede arayacağımı da bilmiyorum. Her yere bakacağız. Hastaneler, karakollar. Hadi. Vedat'la. Sen aramaya devam et. Bak. Bak, bitti bir tane. Bitti. Bitti, geliyorum yana. Bitti, çıkaracağım seni. Geliyorum. 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 Sabret. Rüya. Rüya. Rüya, geliyorum az kaldı. Sabret, doğru. Rüya, dayan. 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 Dayan, az kaldı bir tane. Rüya. 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 Rüya, bak. Bak. Bak, geldim. Bak, güven bana. Bırak bana kendini, tamam mı?
Tamam. Güven bana. Güven bana, bırak gel. Daha özür dilerim. Geçin. Rüya. Rüya, iyi misin? Rüya. Rüya, bak bana, ne olursun bak. Rüya. Anne. Neredesin sen Ali? Ay, meraktan delirttin beni. Neredesiniz oğlum siz? Biz kaza yaptık Rüya, iyi değil. Kaza mı? Bir dakika. Ne kazası ya? Oğlum, ne kazası? Neredesiniz siz? Anne, bilmiyorum. Eve gelirken oldu. Sen iyi misin sen? İyi misiniz? Ya beni geç, ben iyiyim. Rüya iyi değil. Ne oldu? Rüya'ya ne oldu? Nesi var Rüya'nın oğlum? Bilmiyorum. Nefes alamıyor şu an. Hiçbir şey yapamıyorum ben şu an. Tamam oğlum, sakin ol. Şimdi sakin ol, tamam mı? Nefes alamıyor. Tamam anneciğim, bak biz yanındayız. Hiç merak etme, sakin olmamız gerekiyor. Sen şimdi bize durumu anlatıyorsun. Bak, Rüya'ya hiçbir şey olmayacak. Ama kendini bir topla, sana ihtiyacım var. Şimdi derin bir nefes al oğlum. Şimdi bana sakin sakin Rüya'nın durumunu anlat. Zorlanıyor nefes almakta, hiç nefes alamıyor. Nasıl, kesik kesik mi? Evet. Kot fraktörü ve... Pneumothorax. Bak oğlum, kaburgası kırılmış olabilir Rüya'nın ve akciğerine batıyordur. Ondan olabilir. Ne kadar süredir böyle? Bilmiyorum oğlum. Gözümü açtım da arabanın içindeydik. Daha fazla bekleyemeyiz. Hemen bir şey yapmamız lazım. Yaman, oğlum bak şimdi bize yardım etmen gerekiyor. Tamam. Ne yapayım peki? Göğsünü aç Rüya'nın. Bir bak bakalım, bir renk değiştirme, bir morarma var mı? Var, burası mosmor olmuş, bir de kesik var burada. Konum gönder bize. Tamam. Konum gönder, benim telefonuma konum gönder, olur mu? Konumu ambulansa ver. Tamam, sakin olmaya çalış çocuk. Rüya, ne oluyor? Dur, bir şey oluyor. Ne? Oğlum, ne oluyor? Bir şey oluyor, nefes alamıyor şu an. Gidiyor nefesi. Bir şey oluyor doktor, anne. Alo. Gönderdiğim konuma hemen bir ambulans yollar mısınız? Hemen. Oğlum biz geliyoruz şimdi. Yoldayız. Ama ilk müdahaleyi senin yapman gerekiyor. Tamam mı? Bak şu anda Rüya'yı bir tek sen kurtarabilirsin. Anladın mı oğlum? Tamam mı? Tamam, ne yapayım ben, ne yapacağım? Şimdi benim ne söylediğimi harfiyen dinleyeceksin oğlum. Etrafına bir bak bakalım. Delici bir cisim var mı? Ne? Cam. Cam olur mu cam? Olmaz, cam olmaz. Böyle derine girecek biraz. Uzun bir şey. Tornavida gibi bir şey mesela. Var mı arabada tornavida? Oğlum acele et. Tamam. Bir şey var burada. Böyle bir şey var. Eski bir tornavida var. Bir şey olmaz değil mi doktor? Ama çok eski. Zarar vermez değil mi Rüya? Olur. O olur. Tamam. O olur. Tamam. Ne yapacağım? Oğlum tamam. Bir sakin ol. Şimdi her şeyi halledeceğiz. Şimdi o metal parçayı Rüya'nın yarasından doğru içeri doğru sokacaksın. Ben yapamam. Başka çare yok oğlum. Ben zarar veririm Rüya. Yapabilirsin anneciğim. Yapabilirsin. Bak Rüya'nın akciğer zarına kan ya da hava dolmuş. Eğer onu boşaltmazsan Rüya'yı kaybederiz. Nefes alamaz. Hadi oğlum. Hadi paşam, böyle tek hamlede sokacaksın onu oraya. Neredesiniz siz? Kimse yok mu? Neredesiniz? Oğlum bak, yoldayız, geliyoruz ama oraya geldiğimizde iş işten geçmiş olabilir. Benim sana ihtiyacım var. Tamam.
Anne ben yapamam, zarar veririm Rüya'ya. Tamam yavrum bak geliyoruz, yoldayız dedim. Hadi yapabilirsin sen. Kendine güven ve dediğimizi yap. Hadi Ali. Hadi oğlum tek seferde. Tamam. Keseyim mi saplayayım bunu? Evet, şimdi tam yaranın üzerine doğru saplayacaksın. Birkaç santimetre sonra bir direnç hissedeceksin. O direnci geçtikten sonra ya kan ya da hava gelecek dışarı doğru. Tamam. Yapamayacağım anne, yapamayacağım. Çok korkuyorum. Ali yapacaksın. Oğlum bak, Rüya'nın nefes alması sana bağlı. Nefes alamıyor kız. Hadi aslanım benim. Hadi yaparsın oğlum. Anne. Ali. Doktor. Oğlum. Kan geliyor ama nefes alamıyor. Tamam, şimdi o metal parçayı ağır ağır çek dışarı doğru. Tamam. Ali. Yaman. Ali bir şey söyle. Rüya. Oğlum ne oluyor Cenk? Anlat bana ne oluyor? Ali. Ali Rüya yaşıyor. Aferin sana. Aferin oğluma benim. Oh, babasına çekmiş zaten belli. Aferin sana. Ne alakası var? Ben kasap değilim herhalde. Ben de doktorum. Pardon, estağfurullah tabii ki. Aferin çocuğum. Biz yoldayız. Geliyoruz. Geliyoruz oğlum. Geliyoruz. Hadi. Dur, şuradan döneceksin. Kendine gel artık Alaz. Gelemiyorum baba. Daha sert dursam belki. Geç otur şuraya. Geç. Otur. Topla kendini. Seni polise vermeyeceğim. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Bunu o kalın kafana sok. Anlamışsın baba. Hapiste ya da dışarıda olmanın bir anlamı yok artık. Rüya ile birlikte ben de öldüm. Of. Topla kendini, topla. Geçer. Hepsi geçer oğlum. Bütün acılar, bütün pişmanlıklar. Hepsi. Yeter ki sen kendinden geçme. Yaşamaktan vazgeçme. Topla kendini. Bana bak. Bana bak dedim. Olay esnasında etrafta kimse var mıydı? Seni gören oldu mu diyorum. Peki, kazadan sonra ne yaptın? Gitmedim yanlarına. Yardım etmedim. Öylece orada bıraktım onları. Aklım...
aklım başımda değildi baba. Uyuşmuş gibiydim. Neden bilmiyorum. Sonra Asiye'ye gittim. Asiye'ye mi gittin? Peki ona kazadan bahsettin mi? Sabaha kadar onunla mıydın? Aferin sana. Hadi kalk. Şimdi Serhan Soysal'ın oğlu olma vakti. Hadi kalk şu elini yüzünü bir yıka bakayım kalk. Kalk bakayım. Siz nasıl oradan yuvarlandınız aşağı? Tüm düz yolda ne oldu? Araba falan mı kaydı? Bitti, 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 bitti. Bak geldi kızım. Geçti, geçti. Yaman. Yaman. Doktor. İyi misin oğlum? Doktor kaza. Yaman. Ali. Mesela kolaktan kan geldi çabuk. Ali. Sedye. Sedye. Sedye getirin. Çabuk Sedye getir buraya. Çabuk çabuk çabuk. Burada yoktur. El kapıyı, ha? Sakin. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Kötü bir şey olsa çoktan haberimiz olurdu. Demek ki iyiler. Efendim baba. Serhan oğlum, haberin var mı bilmiyorum ama. Yamanlar rüya, kaza geçirdiler. Biz de apar topar hastaneye geldik. Ne diyorsun baba? Ne kazası? Durumları nasıl? Hemen geliyorum. Bulmuşlar mı? Rüya yaşıyor. İyi. Yaman. O yaşıyor mu? Anlayacağım. İyileşecek. Her şey geçecek. Sol temporal fraktür ve epidural hematom var. Glasgow 7. Acil kraniyotomi yapmamız lazım. Hastanın başını sağa gelecek şekilde pozisyonlayın. Acil rutinlerini alın, uyutun. Ben hemen geliyorum. Hadi. Hadi güven, güven, güven. Oğlum, bu ameliyatı sen yapamazsın. Bak elimizde çok iyi doktorlar var. Bırak onlar yapsın. Sen babasısın. Babasıyım. Babalık hakkını teslim etmek için çok ilginç bir zamanlama. Ama bu saçmalıklar için hiç vaktim yok. Oğlumu bu saatten sonra yalnız bırakmam ben. Baba yeter. Yeter. Ameliyatı güven yapacak. Başkasına emanet edemem oğlumu. Hadi. Oğlum güven. Destan. Rüya nerede? Ayrıca aldık Şebnem'i. Durumu nasıl? Durumu iyi, merak etme. Gerçekten. Evet. Rüya! Rüya! Rüya!
Rüya! Anne! Ya Rüyacığım! Anne, buradayım. Rüya, canım! Canım! İyisin, şükürler olsun. İyiyim. Var mı, bir şeyin var mı? Niye, doktor falan yok burada ya? Anne, sakin olur musun lütfen? Herkes buradaydı, başımdaydı. Rüya! Rüya! Kızım! İyi misin? İyi misin? İyi misin? Sana bir şey olacak diye çok korktum. Git buradan. Kızım. Git buradan. Git, git, görmek istemiyorum seni, git. Kızım. Tamam canım, tamam, tamam, sakin ol. Git. Sakin ol, sakin ol, gidecek, baban gidecek. Metin. Metin lütfen, hadi. Metin, Metin travmasını daha fazla tetikleme. Hadi lütfen. Gidin. Babanın başaramadığı neredeyse Yaman başarıyormuş o. Anne lütfen. Ya lütfen, lütfen savunma artık şu adamı. Mako hayatına girdiğinden beri başına gelmeyen kalmadı. Ya hastanedeyiz, ya karakoldayız, halim hak. Yeter ya. Yaman Bey, hayatımı kurtardı, anlıyor musun? Tamam. Ben, tamam. Ben şu anda hayattaysam Yaman sayesinde. Nabız tansiyon ne durumda? 115'e 70. Stabil hocam. Aspiratörün içinde kaç cc var? 350 cc hocam. Çok kanaması var. Transamin hazırlayın. Tamamdır hocam. Güven hocam. İyiyim ben. Sorun yok. Ben zaten seni çok geç buldum. Sakın bana bir sürpriz yapma. Sakın. Sen hiçbir yere kıpırdamıyorsun. Herhangi bir duyan gören var mı, henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Ben her ihtimale karşı pasaportunu, uçak biletlerini hazırlatacağım. Gerekirse gideceksin. Oğlum bak. Topla artık kendini. Kimseye bir şey olduğu falan yok. Sen katil değilsin. Çık artık şu psikolojiden. Yeter. Benim dışımda hiç kimsenin telefonunu açmıyorsun. Anlaştık mı? Bana bak. Topla artık kendin, yoksa ben toplayacağım. Bu odadan dışarı adımını atmayacak. Tamam efendim. Arabayı ne yaptın? Merak etme, onu hallediyorlar Serhan Bey. Geldim. Aa Cesur, ne oldu? Nerede o? Kim? Nerede o Allah? Di nerede, nerede? Ne yapıyorsun Cesur, ne yapıyorsun? Allah! Ne oluyor? Çık ya? Çık lan ortaya! Ne oluyor? Feride abla, ne oluyor? Yıkartacağım lan seni, neredesin? Cesur! Cesur, ne oluyor? Tamam Feride abla, bundan sonrasıyla ben ilgilenirim. Emin misin? Evet.
İçerideyim ben. Nerede senin o ikizin? Odasında mı? Hey nereye? Nereye? Ne yapıyorsun? Bak Çağla. Benim hesabım seninle değil. Beni bir sal ne olur. Allah evde yok. Çağla. Ne derdin varsa bana anlat. Tamam. Sana söyleyeyim o zaman. Senin o kardeşin Asi'den uzak duracak, anladın mı? Ne demek şimdi bu? Benim kardeşimin etrafında dolanmayacak demek. Sen niye benim etrafımda dolanıyorsun o zaman? Onun ne alakası var şimdi ya? Ben de onun kardeşiyim yani. Ya prenses, senle ben aynı mıyız ya? Benim sana zararım dokunur mu? Sana karşı benim boynum kıldan ince, sen de biliyorsun bunu. Ama o Ağlaz öyle mi? Herkese zarar ziyan o herif ya. Tamam şöyle yapalım o zaman. Madem Ağlaz zarar ziyan, ben de öyleyim. Unuttun mu? İkizim o benim. Sen de benden uzak dur o zaman. Eyvallah. Öyle olsun. Eğer sen beni o karaktersizle bir tutuyorsan zaten öyle olsun. Ama söyle kardeşine. Onu ilk gördüğüm yerde ya o ya ben. Allah hangimize daha uzun ömür verdiyse. Alaz'ın aşk hayatıyla ilgileneceğine git Yaman'la ilgilen. Yaman'la rüya kaza yapmış, hastanedeler. Ameliyata almışlar abini. Ne oldu? İyi mi? İyi. Yeah. Aldım suyu. Sen hala neyi bekliyorsun ha? Neyi bekliyorsun? Anlamıyorum ki. İstemiyor ya. Kız seni görmek istemiyor, anlasana. Şükran bak, daha önce söyledim sana. Bu saatten sonra kızımı bırakıp hiçbir yere gitmem ben dedim. Ya kız senin suratını görmeye tahammül edemiyor. Neyin ısrarı bu? Mecid'e leş gibi alkol kokuyorsun ya. Bu halde mi göreceksin kızını? Şebnem. Nesli'cim. Ne oluyor burada? Ne işi var bu adamın burada? Ha? Ne işin var senin burada? Güvenlik. Güvenlik bakar mısınız? Güven bir şey... Sakın. Sakın yaklaşma. Sakın yaklaşma. Acaba biraz bir sakinleşsek mi Nesli? Neyle sakin olacağım? Tamam. Sandığın gibi değil Nesli. Sorun yok. Bildiğin gibi değil. Tahmin ettiğin gibi değil. Siz gidebilirsiniz. Yanlış alarm. Ne demek bildiğin gibi değil ya? Ne diyorsun sen? Biz Metin'le barıştık. Yeniden denemeye karar verdik. Anlatacaktım ama tabii fırsat olmadı ki tatlım. Şirinem, ne diyorsun sen, iyi misin? Anlatacağım Nesli. Anlatacağım ama şimdi değil. Şu anda değil. Olur mu? Nesli'm, biz... Rüyaya bakalım, gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel.
misin? Yok. Çok şükür. Yaman. O da iyi. Yaman gayet iyi. Ameliyat da iyi geçti. Şimdi odaya aldılar ama ayılması biraz vakit alır. Şükürler olsun. Onu bir daha göremeyeceğim diye o kadar korktum ki. Güzelim benim. Ben de ikinizi bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Ama çok şükür. İyisiniz, buradasınız. Geçti hepsi. Ben dedim sizi ben bırakayım diye. Ama Yaman çocuk muyuz, moçuk muyuz dedi, gördük. Yaman'ın bir suçu yok ki. Yani araba üstümüze doğru sürdü. Yani sanki bilerek yaptı, kim olduğunu da anlamadık. Ya çok sarhoştu ya da bilmiyorum, dediğim gibi bizi öldürmeye falan çalıştı. Her şey bir anda gelişti. Yaman'ın rüya diye bağırması, benim çığlıklarım. Sonra üstüme kapanıp beni korumaya çalıştı. Tamam canım. Tamam. Geçti. Yorma artık kendini. Ha, Allah buralardaydı ya. Görmediniz mi siz? Allah mı burada? Ha, kafası bir dünya dolanıyordu. Ben dışarıda gördüm. Geçti gitti. Güven. Tebrik ederim, ameliyat başarılı geçmiş. Oğlumun hayatını kurtarmışsın. Oğlun nerede? Oğlum odasında narkozdan çıkmayı bekliyor. Serhan, Alaz nerede? Sen Alaz'dan. Ne yapacaksın sen Alaz'ı? Serhan, bak bana tekrar. Güven. Tutma. Alaz nerede? Çek elini Güven. Güven, ne yaptığını sanıyorsun? Çek ellerini Güven. Serhan. Bana Alaz'ın nerede olduğunu söyle. Ne yapacaksın lan sen Alaz'ı? Sana izahat mı vereceğim ben? Neyin peşindesin sen? Niye soruyorsun Alaz'ı? Çünkü Alaz oğlumu ve Rüya'yı bu hale getirmiş olabilir. Bu acıdan. Ne? Son kez soruyorum. Alaz nerede? Ne dediğinin farkında mısın sen? Rüya, biri arabayı üzerimize sürdü dedi. Dün akşam da Alaz'a gitmemiş. Bu neyi gösterir? Alaz'la ne ilgisi var bunun? Alaz'ı dün akşam çocukların eğlendiği yerde görmüşler. Manyak manyak hareketler yapıyormuş. Bak bu adam biliyor. Hakikaten biliyor. O yüzden söyle şimdi bana. Oğlun nerede? Serhan. Benim neydi? Ne oldu ki? Ne? Dün gece benim neydi Alaz? Şimdi anladın mı neden susturma? Tabii sen herkesin özel hayatına hadsizce girmeye alıştığın için normal. Thank you.
Çok korkuttun bizi. Bu nereden çıktı? Yaman. Yaman hediyesiydi. Beni korusun diye verdim. Seni de ondan koruyacaksa hiç çıkarma bence Rüya. Anne. Allah'ın nerede ya? Duymadı mı kazayı falan? Yani aradım ama açmadı. Duysa durmaz ki zaten. Bilemiyorum yani. Çok 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 şaşırdım. Girebilir miyim? Ay dur. Ahasi. Yaman nasıl? Uyanmadım hala. Korkma, sensiz ölemez bile. Kızımı da öldürmesin de. Anne. Acaba sen dışarıya gidip bir hava falan mı alsan? Nereye çıkayım ya? Nereye gitsem bir... Ay. Pardon, benim sinirim bozuldu galiba. Ben bir çıkayım. İyiyim, iyiyim. Olay yerinden bir şey çıkmadı, eminsin değil mi? Sadece kırık far parçaları. Ama oradan bir şey çıkmaz, rahat olun. Güzel. Halızı boş bırakmayın. Atmasın yine kendini ortaya. Tabii efendim, siz hiç merak etmeyin. Hadi yürü. Lan. Ne oluyor lan? Halas! Ulan ben seni. Ben buradayım anneciğim. Buradayım, ben iyileşeceksin. Uyanacaksın. Neslihan hocam, bir hastamız geldi. Sizi görmek istiyor. Durumunuzu söyledim ama çok acil deyince. Geliyorum ben. Yine yırttın ha yabani. Söyle oğlum. Uyandı mı? Yani Yaman. Nedir durumlar? Uyanmadı. Bir şey görüp görmediğini henüz bilmiyoruz. Belki de görmemiştir. Öyle bir ihtimal var değil mi? Bilemeyiz. Ama riske de atamayız oğlum. Merak etme. Bu için seni harcamam ben. Söz konusu olan kendi oğlum olduğunda kimseyi tanımam. Sakin kal. Ben seni arayacağım. Lan dün gece ne dediğini biliyorum. Yemin olsun kodesi boylatacağım sana. Lan sen Yamanları öldürmeye kalkıp sonra bir de Asiye mi? Lan sen nasıl... Ne saçmalıyorsun lan sen? Lan çakal. Öldürmeyeceğim lan seni, vazgeçtim. Direkt vereceğim polise. O delikte fare gibi çürüyeceksin lan. Ne saçmaladığın hakkında hiçbir fikrim yok. Kes lan. Oğlum ben arabayı gördüm lan sabah, gördüm. Sen yaptın biliyorum. Yamanla Rüya'yı sen öldürmeye kalktın oğlum. Lan oğlum ya. Var mı lan öyle, ben yapayım yanıma. Kar kalsın, şimdi kapatıyorum telefonu. Herkese avaz avaz söylüyorum. Kendim de boğacağım lan seni. Ulan boğazına kadar
batmış. Sen mi söylüyorsun bunu bana? Durma, git söyle, hadi. Polis de beni ifadeye alır, ben de kafam çok iyiydi derim. Ne? Torbacım kim mi? İdiotun teki. Vereyim mi lan adını? Hı? Nasıl ifade? Bence şahane. En azından hapse beraber girmiş oluruz. Ulan Alas Soysalan. Bu alemde gördüğüm en karaktersiz herif sensin lan. Geberteceğim ulan seni. Sen illa katil edeceksin lan beni. Sen kimi tehdit ediyorsun lan? Neredeysen yönünü bul. Gel bana geri. Bak ben buradayım. Yanındayım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ya ben çok özür dilerim senden. Gerçekten canını yakmak istemedim. Yaman bir dur, dur. Daha yeni kalktın. Ölüyor musun az daha? Babana dua et. Gerçekten o manyak yüzünden ölüyorduk az kalsın. Ben düşündükçe aklımı kaybediyorum. Asi resmen bile isteği üstümüze sürdü ya arabayı. Ulanlanmışsın. Ben sizinkilere haber vereyim de geliyorum. Yaman iyi misin? İyiyim. Ama kalk. Daha iyi olacağım. Derdin ne lan senin Alaz'la? Ha? Ne istiyorsun benim oğlumdan? Niye tehdit ediyorsun oğlum? Hangi sebeple? Bana bak, böcek gibi ezerim seni, kimsenin ruhu bile duymaz. Hadi, ne söyleyeceksen bana söyle bakayım, hadi söyle, söyle. Serhan, ne oluyor lan? Nedir senin derdin bu çocukla? Ne zaman görsem ellerin yakasında. Bir şeyde burnu sokmasan mı acaba? Seni ilgilendirmez. Bu çocuklarla ilgili her şey beni ilgilendirir. Özellikle de ucumda sen varsan. Söyle oğlum, ne olmuş? Alaz'la telefon konuşmamı duydu da ona kabardı. Tehdit ettim de oğlunu. Neden? Oğlum neden tehdit ettin? Rahat durmuyor ki bunun oğlu. Herkese zarar ziyan. Yapmış gene yapacağını. Bana bak. Serhan. Ne yapmış? Cesur. Ne yapmış oğlum?
Lan söyle oğluna. Asi'den uzak duracak yoksa yemin ederim benim elimde kalır ha. Aman bak sen benim kızımdan uzak dur, kızımdan. Yaman uyandı. Rüya? Ne yapıyorsun yavrum burada? Niye ayaklandın sen? Uyandın mı sen? Çok şükür. İyi oğlum, misin? İyiyim anneciğim. Ha. Gel canım, gel. Nasılsın? Abi sızın var mı? Yaman Ali oğlum, çok korkuttun bizi, çok. Şey, ben bir rüyayı yatırıp geliyorum. Siz de yormayın onu. Geleceğim tekrar. Gel canım. Gel sen. Sen niye geldin buraya? Bir yerim ağrımıyor. Merak etme doktor. Ne doktoru oğlum? Baba diyeceksin baba. Ne var ya? Herkesin bildiğini kimden saklayacağım ki ben? Aslanlar gibi babası işte. Baba diyeceğim bundan sonra baba. Yaman. Oğlum kaza nasıl oldu? Rüya birileri üzerimize sürdü dedi de sen hatırlıyor musun? Öyle nasıl diyeyim doktor? Biri bile isteği üstümüze sürdü arabayı. Sanki böyle planlı programlı gibi. Cinayete teşebbüs yani. Kim yapar ki böyle bir şey? Kim sizden ne ister? Niye öyle diyorsun doktor? Kansız kaynıyor ortalık. Şerefsiz kaynıyor ortalık. Kardeş kardeşi kesiyor bu memlekette. Rüya kimin kullandığını görememiş. Sen tam bayılmadan önce bana bir şey söylüyordun. Sen gördün mü kim kullandı? Maalesef. Neyse ki polis peşinde. En kısa sürede bulur o manyağı. Evet arkadaşlar, burası biraz kalabalıklaştı. Daha fazla isterseniz yormayalım Yaman Ali'yi. Biraz dinlensin benim oğlum. Hadi dışarı. Ziyaret saatiniz bitti gençler. Dışarı hadi. Çıkın çocuklar. Buradayım ben. Aslan oğlum benim. Güçlü oğlum benim. Helal sana. Uyanmadı. Şeyi görüp görmediğini henüz bilmiyoruz. Bilemeyiz. Ama riske de atamayız oğlum. Merak etme. Bu için seni harcamam ben. Söz konusu olan kendi oğlum olduğunda kimseyi tanımam. Sakin kal. Ben seni arayacağım.
Büyü kalmışım ha. Aynı bir melek gibi. Ya aa. Bu iltifatları rüyaya saklı, lazım olacak. Niye? Yani şimdi oğullar annelerine iltifat edemiyorlar mı yani? Mesela ben, ya maşallah benim annem çok güzel. Her şeyin en güzelini hak ediyor. Fıstık gibi bir anneye sahibim diyemiyor muyum yani? Yapma. Yapma bak, ağlatacaksın beni. Yapma. Yapma. Ağlamasın. Sen bir daha sakın ağlama. Ne oluyor burada? Ha? Bak kıskanıyorum ama. Nasılsın oğlum? Nasıl hissediyorsun kendini bakayım? Kendimi aynı böyle duvara toslamış gibi hissediyorum. O kadar haklısın ki. Bir bu kaza eksikti. Biliyorum çok zor günler geçiriyorsun. Hatta hep birlikte geçiriyoruz. Şunu bilmeni isterim Yaman Ali. Güven'in senin baban olduğu gerçeği benim gözümde hiçbir şey değiştirmedi. Senin yerin bende hep aynı. Sen benim elime doğdun be oğlum. Sen benim ilk göz ağrımsın. Aslan oğlumsun. Hiçbir gerçek bunu asla değiştiremeyecek. Bunu sakın unutma, tamam mı? Anne tamam. Yetti. Sen de yapma bu kadar dram. Yeter artık, fazla. Değil mi yani? Öyle. Evet. Nasılmış benim güzel kızım? Daha iyi misin? Acıkmışsındır, bir şeyler hazırladım. Yemek yiyelim ki bir an önce toparlayalım, değil mi kızım? İstemez. Peki. Şuraya bırakıyorum. Belki fikrini değiştirirsin. Bunun için çok geç artık. Ne için? Bu işte yani. Ne yapmaya çalışıyorsun? Babalık. Babalık. Benim o zamanlar ihtiyacım vardı babalığa. Daha küçükken. Günlerce o hastane odasının içinde ben seni sayıkladım. Her yerim alçıdaydı. Kırılmadı kemiğim, girmediğim ameliyat kalmamıştı. Ağrımdan, acımdan ağlıyorum sanıyordu herkes ama ben seni özlediğim için ağlıyordum. Tabii bilmiyordum o zaman gerçekleri. Meğer babam alkolik bir adam olduğu için aynı kazada iki kişinin daha ölümüne sebep olmuş. Öyle özlenecek, arkasından ağlanılacak bir adam falan değilmiş benim babam. Zaman hiçbir şeyin ilacı değilmiş, biliyor musun? Büyüdükçe insanın yarası kapanmıyormuş. Aksine daha da büyüyormuş. Benim yaram senin boynu geçti artık. O yüzden çok geç. Vazgeç. Vazgeç, çık git hayatımdan.
Gerçekten ne bekliyordun ya Metin? Hı? Bir evcilik oyunuyla her şeyin düzeleceğini mi? Evet, yine doğru söylüyorsun. Hoşuna oyun oynuyorsun. O kazanın gerçek nedenini kızıma söylemem lazım. Neyi bekliyorum ki ben? Tamam. Sakin. Sakin ol. Yani bak, daha dün bir, bugün iki, ya birazcık zaman ver çocuğa. Olur mu? Tamam bak, ben de elimden gelen neyse yapacağım. Söz. Tamam, dur. Şöyle kafan dik dursun, tamam mı? Tamam. İyi misin? Rahat mısın? Rahatım anne. Tamam. İyisin tabii, evindesin. Annenle babanın yanındasın. Abi. Abi. Ece yavaş. Ece. Yavaş. Abin de ameliyat oldu, sen de. Yavaş biraz, yavaş. Ya, olsun. Ece, sen bana kızmadın değil mi? Yani ben söz vermiştim sana yeni yıla birlikte gireceğiz diye. Ama tutamadım sözümü. Kızdım. Ama sonrasında affettim. Ölümden dönmek sözümü tutmamak için gayet güçlü bir sebep bence. Oh. Sen iyisin değil mi? Hı hı. Geçmiş olsun. Eyvallah. Alaz nerede? Nerede Alaz? Konuşabildin mi? O bir arkadaşında kalacak, kafasını dağıtmak için. Yani dert edecek bir şey yok. Hala düşmanlık mı besliyormuş bana? Bu halimde bile. Eyvallah. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil yani. Ama ben gelir diye bekliyordum. Gelir zaten. Çocuğum, olur mu öyle şey? Öyle zamanda küslük mü kalır? Canım çocuk abisine değil, dedesine küs hatırlarsan. Tamam, merak etmeyin, ben gider konuşurum kendisiyle. Zaten senlik bir şey değil. Dedesiyle ne oldu ki? Senin yüzünden dayak yedi dedemden. Yani anlayacağın varlığında yokluğunda bize eziyet abicim. Çağla. Merak etme. O eziyet yakında bitecek kardeşim. Çağla. Ne demek şimdi o? Artık Alaz'a kızmıyorum demek anne. Ben ona acıyorum sadece artık. Bu kadar yanlışımın içinde tek doğrum sen olamazdın Asi kız. Özür dilerim. Ne bekliyordun ki zaten Asi kız? Söyle hadi. Polis de beni ifadeye alır. Ben de kafam çok iyiydi derim. Torbacım kim mi? İdiotun teki. En azından hapse beraber girmiş oluruz. Derdin ne lan senin Alaz'la? Ne istiyorsun benim oğlumdan?
Böcek gibi ezerim seni, kimsenin ruhu bile duymaz. Hadi ne söyleyeceksen bana söyle bakayım, hadi söyle. Olmaz mı Elif? Olmaz böyle oğlum, olmaz lan, olmaz işte. Biz buna layık değiliz lan. Kardeşiz oğlum biz, kardeş. Ne oluyor? Bir şey yok. Hop, nereye? Hakkını helal et olur mu? Cesur, ne oluyor? Ne olması gerekiyorsa o oluyor Asi. Ne eksik ne fazla. Ne icap ediyorsa o. Ya nereye Cesur? Cesur nereye? Hayırdır? Yaman'ın odası mı değişti? Yok hocam, Yaman Bey taburcu edildi. Nasıl? Bana danışmadan. Neslihan Hanım onay verdi. Birlikte eve döndüler. Ulan çakal. Karda yürürüm izimi belli etmem diyorsun ha? Ama ben bilirim senin ipliğini pazara çıkarmasını. Kardeşim. Gel Cesur. Vallahi yırttın kefeni gene. Allah korumuş vallahi. Ne oldu? Bir haller var seninle. Ya abi bizim bir konuşmamız lazım. Ben o yılbaşı gecesi bu Alaz'ı gördüm dedim ya. Bu zibidi geldi. Arabayı üstümüze sürdü değil mi? Bizi öldürmeye kalktı. Vallahi mi? Sen biliyorsun yani durumu. Yani Allah belasını versin bunun ya. Ben de şeyden anladım. Apar topar arabasını yaptırmış hemen. Ne arabası? Bunun sağ ön farı kırıktı. Onu hemen değiştirmiş, şey yapmış. Sen nereden biliyorsun bunu? Ya işte ertesi gün ben bunu bizim mahallede gördüm. İşte sonra bu kaza olayını falan duyunca da kıllandım yani meseleden. Ya benim anlamadığım oğlum, sen nasıl dayanıyorsun lan? Benim bildiğim Yaman şimdiye kadar kırdıydı bunun çenesini. Yılanın başı Alaz değil oğlum çünkü. Ona yaptığı her şeyden temizlenebileceğini, her suçtan kurtulabileceğini... Üstelik babası var hayatında. O Seren ödüyor değil mi? O adam var ya Cesur. Herkesi ayakta uyutuyor. Annem ve dedem de dahil yani. Ne yapacaksın yani? Plan ne, bir dökül bakayım. Neyse. Baba oğlun gerçek yüzünü göstereceğim herkese. Sen de yardım edeceksin bana. Emret birader. Öl de ölelim. Bu ne hal lan? Hiç akıllanmayacak mısın oğlum sen? Neyse, hadi gözün aydın. Esaret bitti. Eve dönüyorsun. Sonunda. Yalnız Yaman Ali de evde, haberin olsun.
Direkt vazgeçtim. O varsa ben burada kalmaya okeyim. Aklını başına topla. Derhal bu halinden kurtuluyorsun, doğru paşa paşa evine gidiyorsun. Ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorsun. Merak etme. Fazla uzun sürmez bu durum. Kurtulmanın bir yolunu bulurum ben. Peki polis? Sen Seren Soysal'ın oğlu olduğunu unutuyorsun galiba. Hepsinin üstünü kapadım. Arabanda yapıldı. Bana güven. Hadi ne duruyorsun? Hazırlan. Yaman burada mı? Yaman. Bir dakika ama olmaz ki böyle. Olur olur böyle olur. Yaman! Yaman! Ne oluyor? Yaman. Ne oluyor? Güven, güven ne oluyor? Triş tamam ben de merak etme canım. İçerideyim. Tamam. Ne oluyor? Oğlum nerede oğlum? Ya siz ne haddinize apar topar Yaman'ı hastaneden çıkartırsınız? Danıştınız mı hiç acaba doktoruna, babasına? He? Oğlumu alıp gideceğim ben. Kimin evinden kimi götürüyorsun acaba? Biraz sakin olur musun? Yaman'ı burada bırakmam. O kadar. Yaman! Güven! Güven! Oğlum seni eve götürmeye geldim hadi! Onun evi burası! Yaman burada güvende değil. Anlıyor musun? Ne o aşağılık Serhan'a güveniyorum ne de senin iki numaraya. Senin ağzını açkanı kulağın duymuyor. İyice delirdin. Sakinleşir misin biraz? Ben soş alanların arasında ancak bu kadar sakin kalabiliyorum. Şuna bakma Neslihan! Güven bağırma. Çocuklar evde. Ayrıca Serhan bunca zamandır bu çocuğa babalık yapıyor. Ama bir f***tı yok. Yaman söylüyor sana. Aç gözlerini. Yaman'ı şu kadar umursamıyor, şu kadar. Yaman! Bağırma! Doktor. Yürü oğlum, gidiyoruz. Doktor ben gelmiyorum. Oğlum, burası sana göre bir yer değil, bana güven. Doktor, ben güveniyorum sana zaten. Sadece seninle gelmiyorum. Bana bir tane, bir tane sebep söyle. Seni buradaki insanlarla bırakıp gitmem için bana tek bir sebep ver. Annem doktor. Anne seni koruyamaz. Onun gözüne perde etmiş. Niye koruyamayacakmışım ya? Korurum da korunacak bir şey yok ortada. Evinde çocuk. Sen zaten kendini bile koruyamıyorsun ki burada Neslihan. Ha? Sen kendini koruyabiliyor musun burada? Hiçbir şey duymuyorsun, görmüyorsun. Yalanların ortasında bir oraya bir buraya savrulup duruyorsun. Yeter artık Güven. Yeter. Sakinleşemiyorsan çık dışarı. Bir nefes al ondan sonra oturup konuşalım. Tamam. Tamam, yeter. Gel sen benimle doktor. Nereye? Bana bak, şu işi ben sensiz geçmem, haberin olsun. Çocuk gibi sürüklettirme kendini bana. Sonra doktor, sonra. Ama bir kere de sen bana güven olur mu? Adem. Güven bana. Ya kötü müsün? İyiyim, iyiyim anne. Çıkalım geri yukarı. Üç saat sonra cehennemin dibinde. Ulan amma da yakışıklı oldu ha. Hediye hediye olalı senin gibi paçit görmedi. Al bakalım. Aman diyeyim düşürme. Sıkı tut. Bir şey olmaz abi. Dört mevsim koruma. İyi eyvallah. Heh, ver o taraftan bana. Tut sen. Hoppa. Heh. Dur adresi de veriyorum sana. Bak adres bu. Şş, bana bak. Paketi veriyorsun anında toz oluyorsun ha. Anladın değil mi? Tamam. Tamam. İyi al bakalım. Hadi aslanım göreyim seni. Heh.
Şimdi tutuş bakalım Alaz Efendi. Geçmiş olsun. Eyvallah. İyi olmanıza sevindim. Silah zoruyla mı söyletiyorlar lan sana bunları? O kadar mı sildin beni yani? Bak öyle kaza diyoruz diye basit bir şey sanma ha. Durum sıkıntı yani. Yani bir an dedim ki aldığımız nefesin sonuna geldik. Ölüyorduk lan. Şey var ya, çok garip bir his ya. Bu film şeridi mevzusu gerçekmiş biliyor musunuz? Yani böyle bütün ailen film şeridi gibi geçti gözümün önünden. E tabii yani. Öyle kırgınlık, üzgünlük düşünmüyorsun. Hani eyvallah. Pek bayılmıyoruz birbirimize ama sen de benim ailemdensin. Beni de gördün yani. Film şeridinin içinde. Gördüm seni. Net seni hatırlıyorum biliyor musun? Ne diyelim canım, her şerde bir hayır vardır diyelim, olsun bitsin. Öyle diyelim. Aa, Alazcığım. Canım bu sana geldi. Mühimmiş. Kimden gelmiş acaba? Hayırdır inşallah. Bilmiyorum ki, isim yazmıyor. Aç, içinde yazıyordur belki oğlum. Yaptığını biliyorum. Neymiş? Hayırdır inşallah. Önemli değil ya bizim çocukların eşek şakası. Ne oldu ya? Bir böyle yüzü nasıldı sanki? Neymiş şimdi, göstersene bize de. Şaka dedim ya. Sadece benim espri anlayışıma pek uymuyor. Neyse. Geçmiş olsun, faslına geçtiysek ben odamdayım. Alas, ne oluyor? Oğlum bu ne saçmalık? Ne yaptığını biliyorum. Kimse görmedi demiştin. Görmedi zaten. Yaman,
O mu hatırlıyor yani? O olsa bu kadar zahmete girmezdi. Kafa göz dalardı direkt. O imbesilin işi bu. Cesur. Allah kahretsin. O yüzden tehdit ediyor değil mi seni? Elinde ne var? Ne biliyor olabilir Alaz? Bildiği bir şey yok. Yani arabayı görmüş olmalı. Gece Yasi ile geçirince kendince aksiyon arıyor. Tamam, sen kimseye bir şey belli etme. Sakin kal. O bir ben hallederim. Daha önce yapmam gerekirdi zaten. Ben halledeceğim baba. Hem kendini topla diyordum. Bak, kendimdeyim. Hazır motivasyonun da var. Bak sakın bir delilik yapayım deme. Baba sorun çıkmayacak emin ol. Elimde öyle bir bilgi var ki ağzını bile açamaz. Anne. Hı. Gel bir tanem otur. Sıkma canını. Doktor seni üzmek istemedi. Hayır, yani sen kendini de başkasını da koruyamazsın falan diyor. Sanki şimdiye kadar onu koruyordu. Kızma anne. Ya doktor kötü niyetli biri değil biliyorsun. Ah. Nasılmış benim aslan torunum? Gel zaten. Dur canım, dur. Ne olur dur. Oğlum toparlan böyle misafir gibi. Tamam. Burası senin evin ya, rahat et. Bundan önce de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak değil mi? Ama bak, bir daha çekip gitmek yok, tamam mı? Ya insan ikide bir öyle annesini, babasını, ailesini, yuvasını geride bırakıp gider mi? Ha? Bak, annem babam burada, biz buradayız. Her şeyin var, hiçbir eksiğin yok, çok şükür değil mi? Deden haklı Ali'cim. Yani tabii babandır, güvenli görüşme diyemem, istediğin zaman görüşürsün. Ama buradan her çekip gidişin beni mahvediyor, hepimizi mahvediyor. Ama en fazla da Serhan'ı etkiliyor. Annen haklı oğlum. Serhan hala senin baban. Ve iyi ki öyle. Çok şanslısın. O zaman şu yapamadığımız yılbaşı yemeği vardı ya. Onu mu yapsak bu akşam? Ailecek. Yiyeceğim. Yaparız tabii ki. Ne güzel fikir. Ben hemen hazırlanmaya başlıyorum. İyi hadi sen güzelce bir dinlen o zaman. Ben buradayım. Seslendiğin anda duyarım, tamam mı? Tamam anne. Alaz haytası eve gelmiş. Söyle ona, eğer abisine karşı bir densizlik yapacak olursa karşısında yine beni bulur. Sen torunlarını böyle mi kardeş yapacaksın baba? Birini sevip öbürünü kızıp iterek mi? Alaz'ın öfkesinde tepkisinde bizim hiç mi payımız yok? Sen güveni benden, ben Ali'yi çocuklarımdan saklamasaydım bugün bu halde olur muyduk sence? Alaz gel oğlum. Gel evlat gel konuşalım biraz. Alaz. Lütfen. Uzatma artık. Hadi bir de konuşalım. Şimdi geçen gece biraz tatsızlık oldu. İkimiz de ileri gittik. Ama kabul et, kabahatin büyüğü sendeydi. Şüphesiz. Bak evlat, kısacaksan bana kız, tamam. Abinin bu konuda hiçbir suçu yok. O da senin gibi bu hikayenin masumlarından. Oğlum, siz bu dünyaya ne yaşayacağınızı bilmeden geldiniz.
bizim yani büyüklerinizin hatalarının bedelini birbirinize ödetmeyin. Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Tamam. Sevmek zorunda olmasan da abine karşı saygı duyacaksın. Hı? Kabul. Aferin. Aferin. Yani yavaş. Nasıl? Ne oldu? Niye geldin? Başka duvar bul kendine de. İyi misin? Gayet iyiyim. Ne bekliyordun Alas? Arkamdan ağlamamı falan mı? Güzel. Sevindim. Gözyaşı kısmı boğuyor beni. İyi gelmiyor bana. Dayak iyi geliyor mu? Biraz daha uzatırsan ağzını burnunu kıracağım çünkü. Ne istiyorsun lan sen benden? O konuda inan kafam karışık. Ama konumuz o değil. Git o zaman. Ne bekliyorsun burada? Cesur imbesil içeride mi? İçerideyse çağırır mısın zahmet olmazsa? Ne işin var senin Cesur'la? Benim onunla bir işim olmaz da. İş açıyor başımı işte. Uzun hikaye. Yok. Yok evde bilmiyorum nerede olduğunu. Haydi. Nasıl? O gece olanlar. Gerçekte en azından. Manyak mısın lan sen? Sen kimi tehdit ediyorsun lan? Sokak faresi. Ne tehdidi oğlum? Ne o aşk mektubu mu? Oğlum senin gönderdiğini biliyorum. Ne istiyorsun lan? Para mı? Kaç paralık adamsın? Söyle uzatma bu işi. Yani vallahi paraya hayır demem de. Ben harbiden anlamadım oğlum senin ne dediğini. Kafam mı? Oğlum numara yapma lan bana. Bu şantaj oyununu sen çeviriyorsun biliyorum. Ya oğlum çek bir elini, sen de başına ne gelse benden bileceksin ha. Gökten yağsa Cesur diyeceksin. Manyak mıyım oğlum ben sana şantaj yapayım? Ben seni ötsem sen de beni öteceksin, yalan mı? Biz de eyvallah dedik, bastık frene. Ama sen eziyordun oğlum bizi. Sen değilsin yani. Yo ama kim yaptıysa ellerinden öperim vallahi. Bayağı alev aldırmış seni. Bana bak. Eğer bu işin altından, yanından, her neresinden çıkarsan çık, öldürürüm seni. Aynen aynen. Sen önce bir kendini kurtar da şu işten, sonrasına bakarsın. Bak şu arabayı da çek buradan. İnsanların yolunu kapatıyorsun. Geçemiyorlar ha. Buradakiler bana benzemezler. Alırlar façanı aşağı. Hadi.
Aradığımız kişi Cesur değil baba. Yaman ne oldu? Acil deyince telaşlandım. Ya şimdi benim akşam yemeğinde aileme anlatmam gereken şeyler var da. Ece orada olsun istemiyorum. Yani o yüzden bir iyilik isteyeceğim senden. Hani biliyorum sen de yeni iyileşiyorsun daha. Ama akşam Ece'yi bir saatliğine alır mısın? Ece'nin yanında anlatamayacağın ne var ki? Yani merak ettim. Bilmemde bir sakınca yoksa. Yok, bilmende bir sakınca yok. Ben sana anlatacağım zaten. Ama sadece şimdi çok acil mahalleye gitmem lazım. Bu arada benim derdim yani Alaz bir çıkıntılık falan yapar diye. Ece şahit olsun istemiyorum. Daha yeni iyileşiyor. Daha yeni ayağa kalkıyor kız. Yaman endişelenmeli miyim? Yani biliyorsun böyle gizli kapaklı şeylerin sonu pek iyi olmuyor. Bunun sonu iyi bitecek. Bundan sonra oyun yok. Sıkıntı yok. Olay yok. Olmayacak yani. Olamayacak. Net. Tamam. Dediğin gibi olsun. Ama bak anlatacaksın, konuşacağız. Bu arada... Eğer annem sorarsa... Senleyim dedim. İdare et beni, olur mu? Öpücük neyin rüşvetiydi peki? Ece'yi dışarıya çıkaracağım için mi? Yoksa annene karşı seni idare edeceğim için mi? İkisi birden. Bak ben kendim olanı alacağım senden sonra zaten. Ama daha geniş bir zamanda. Nereye? Mahalleye. Neredesin ya sen? Haber de alamıyorum. Allah zekalı seni sordu. Hayırdır? Odanı alırken aktı. Şimdi mi oldu zekalı falan? Doğru konuş lan s**me belanı. Ne diye arıyormuş seni? Ne istiyormuş? Kuyruğu sıkıştı da ondan arıyor beni. İtim Koyaz'a çıktı da ondan arıyor beni. Yediği haltları herkes öğrenecek de ondan arıyor beni. Ya ne yaptı? Madem herkes öğrenecek sen de bil. Yaman'la Rüya'nın üzerine arabayı süren, onları şarampole yuvarlayan, kazayı yaptıran Alaz'mış. Şimdi meselenin senin için can alıcı kısmına geliyorum. Senin güzel kara kaşına, kara gözüne, selvi boyuna gelmemiş yani o herif anlayacağın. O işte netleşmiş oldu. O herif öyle bir şeytan ki, öyle bir şeytan ki o herif. Sırf o gece Asi ile birlikteydim diyebilmek için seni şahit tutmuş kendine, şahit. Kullanmış yani anlayacağın. Ah ulan. Bana sorsalar en faka basmaz kız derdim Asi için. Ama o seni bile tezgaha getirmeyi başarmış. Ah be Asi. Ben sana ne diyeyim şimdi be Asi? Ne diyeyim ben sana? Neyin peşindesin lan sen?
Bak bana çok net ve açık bir şekilde anlatıyorsun. Çünkü sana söyleyeyim, buramdayım ben. Buradayım tam. Az daha sabret doktor. Az daha sabret. Her şeyi öğreneceksin. Fiko! Buradayım ana abi. Hallettin mi hepsini? Getirdim abi. Kullanat. Onu da getirdim abi. Asıl asıl. Oğlum. Neyin peşindesin? Bu şerefsizin gerçek yüzünü herkes görsün istiyorum doktor. Onun peşindeyim. Şerefsiz? Serhan Soysal'ın. Üç saat sonra attığın konuma 5 milyon nakitle gelmezsen kafanı polis çalar. Aradığınız numara kullanım dışıdır. Yaman değil. Ayrıca niye paranın peşinde olsun ki? Cesur para için yaptı desem çoktan istemişti. Bu kim peki? Başka bir görgü tanığı olmalı. Biraz kurcalayıp senin sorsalan olduğunu öğrenince şantaj yapmaya karar verdi belli ki. Ne yapacağız peki baba? Kucağına mı düşeceğiz? Çuvalla parayı öylece verecek biz adama. Bu meseleye sen daha fazla karışmıyorsun. Artık top bende. Ece, o inmiyor mu? Ben gidip alayım mı? Yok. Ece Rüya ile sinemaya gitti canım. Bizi ektiler. Uzun zamandır dışarı çıkmıyordu kızcağız. Münasip olmuş. Peki Serhan? Serhan da gelecek baba. Biraz gelecek ama gelecekmiş. İyi. Feriş yeter artık. Ne olur oturur musun? Hadi başlayalım. İyi. Başlayalım değil mi? Evet. Biz başlayalım o zaman. Artık bitsin bu kötü günler. Yerimizde kalsın. Bu aile çok üzüldü. Çok cefalar çekti. Şu masaya artık keyifle oturalım. Siz ikinizi de yan yana, omuz omuza görmek isterim. Siz el ele olduktan sonra ordu bile yıkamaz sizi. Birbirinizin kadrini, kıymetini çok iyi bilin. Buyurun. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Çin şişeden tembelli çıktı ha, anlaşılan. Ne oldu, benden mi saklıyorsun? Bak çok kırılırım. Bir şey sakladığım yok benim. Rüya nerede? Rüya? Gelir. Gelir de sen
Sen bu haldeyken gelmesini ister misin? Onu pek bilemedim. Aslında doğru söylüyorsun, biliyor musun? Boşuna bekliyorum. Yani? Yani belli ki gelmeyecek. İstemiyor beni. Zaten bu haldeki bir adamı niye istesin ki? O yüzden gerçekleri bilmesi en doğrusu. Bilsin, her şeyi bilsin. Başka çaresi yok bunun. Her şeyi derken Metin lütfen yine başlama, olur mu? Her şeyi derken... Yani benim bir adam müsveddesi olmadığımı, her şeyin sizin yüzünden olduğunu, Seren'lerin o beni aldattığın her şeyi bilsin. Sessiz ol. Tamam bak, yapamazsın. Niye? Beni engelleyen ne var şu anda? Bak tamam, fazla içmekten bak aklını kaybettin yine, tamam. Aklım hiçbir zaman bu kadar başımda olmamış. Aklını mahvedeceksin, her şeyi mahvedeceksin. Ya bundan daha kötü ne olabilir? Herkes her şeyi bilsin artık, yeter. Yeter. Hadi. Bu herif öyle bir şeytan ki, sırf o gece Asi ile birlikteydim diyebilmek için seni şahit tutmuş kendine, şahit. Kullanmış yani, anlayacağım. Ah ulan, bana sorsalar en faka basmaz kız derdim Asi için. Ama o seni bile tezgaha getirmeyi başarmış. İzninizle. Ben birazcık konuşabilir miyim? Tamam, hadi konuş bakalım. Madem ki bir aileyiz, aile arasında gizli saklı olmaz diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Son zamanlarda gerçekler konusunda iyi yol aldık. Ama bence birazcık daha ilerleyebiliriz. Ne demek istiyorsun evlat? Ne bu Ali? Kısa bir film anne. Kısa ama etkili. Çık ortaya. Babam mı o? Ne yapıyorsun lan? Şşş. Neredesin? Geldim işte. Parayı da getirdim. Hadi.
Çık ortaya. Her kimsen sana sesleniyorum. Korktun mu? Cesaretin yoksa böyle oyunlara kalkışmayacaksın. Ben Serhan Soysalan. Beni tehdit etmek yürek ister. Cesaret ister. Hadi çık ortaya. Korkma. Serhan! Buradayım, burada. Merak etme. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Sen korkulacak bir adam değilsin. Hem de hiç. Kaza yaptığımız gece Alaz'ı gördüm ben. Arabayı üstümüze o sürdü. Kaza yaptığımızı gördü ama kaçtı. Madem biz bunu biliyorduk, niye gitmedik polise? Niye şikayet etmedik? Çünkü babası çoktan temizlemişti onun pisliğini. Alışmış bunlar doktor. Bak doktor. O herif herkesi ayakta uyutuyor. O herif yalancının teki. Benden de nefret ediyor. Kulağımla duydum. Ben ölsem onun umurunda olmaz. Kim olma, sen niye böyle düşünüyorsun lan? Ayrıca senin o pisliğin senkisine bir ihtiyacın var lan. Bırak kendini. Olsun herif. Sen niye bunların peşinden sürükleniyorsun böyle? Annem çünkü doktor. Annemi kurtarmam lazım. Annemin o herifin gerçek yüzünü görmesi lazım. Senin de bana yardım etmen lazım. Demek sen, şantajı yapan sendin. Aslında benim böyle şeylerle uğraşacak vaktim yok. Bana kalsa ben oğlumu alayım, basayım gideyim. Ama Yaman sana bir ders vermek istedi. Ne saçmalıyorsun sen? Ne dersi? Yılbaşı gecesi Yaman'la Rüya'nın üzerinde arabayı süren, onları bile isteye öldürmeye çabalayan senin oğlun Alaz'mış. Yaman her şeyi görmüş. Bir de Yaman hastanede senin Alaz'la konuşmanı duymuş. Her şeyi biliyor yani. Delilleri karartmaya çabaladığını, Yaman'ı zerre kadar bile umursamadığını. Her şeyi biliyor. (Gülüyor)
Alaz. Doğru mu bu? Hiçbir şey ispat edemezsiniz. Elinizde polise verilecek tek bir delil bile yok. Doğru. Yok. Ama zaten ortada polislik bir mesele de yok. Yani olsa haklısın. Ama Yaman daha farklı çözmek istiyor durumu. Nasıl çözmek istedi acaba? Kimse ona inanmaz ki. Ben varken ona kimse inanmaz. Sen gerçekten, gerçekten Yaman'dan bu kadar nefret ediyor musun ya? Evet. Nefret ediyorum, evet. Çünkü o senin oğlun. Benim değil. Benim oğlum dururken Yaman'a ne oluyor? Benim aslan gibi Alaz'ım varken Yaman kim oluyor? Kim oluyor ben sana söyleyeyim mi? Senin oluyor. Bana ne lan senin den? Bak şuradaki kameraya bak. Bütün söylediklerini bir kere daha söyle oraya dur. Çünkü bütün ailen seni izliyor. Senin bu hayattaki en büyük şanssızlığın böyle bir adamın oğlu olmak. Bense aslan yürekli bir adamın oğluyum. Senle benim aramdaki fark bu. Senden bana kardeş olmaz Alaz.
Sen kimseye aşık da olamazsın. Çünkü sen sevmek nedir bilmiyorsun. İşte bu yüzden... Bu yüzden sen bu hayatta kaybetmeye hep mahkum olacaksın. Benim oğlum dururken Yaman'a ne oluyor? Benim aslan gibi Alaz'ım varken Yaman kim oluyor? Senden bana kardeş olmaz Alaz. Sen kimseye aşık olamazsın. Çünkü sen sevmek nedir bilmiyorsun. İşte bu yüzden... Bu yüzden sen bu hayatta kaybetmeye hep mahkum olacaksın. Kız. Ben bunu hak ettim.